Hocamız Sokrates ilk defa bizi evine davet etti. Gerçekten çok heyecanlıyım biliyor musun? İnan dostum Platon, ben de çok heyecanlıyım ama bu hocanın karısı biraz sıkıntılı bir tipti. Acaba başka bir yere mi gitsek diyorum. Ne bileyim, Aritaslara mı gitsek? Senin baban uzun bir yolculuğa çıkmıştı, ne dersin? Canım öyle de hizmetçiler eğer bunu duyarlarsa babama söylerler. Biliyorsunuz babam Sokrates'le ve sizlerle görüşmemi istemiyor. Hayırdır gençler, niye toplandınız? Bedava yemek mi dağıtılıyor? Hocamız Sokrates'i bekliyoruz, bize ders verecek. Ders de bedava, gelsene. Bedava ders mi? Kötüdür lan. Aa, ne demek? Hocamız bizim Atina'nın en bilgesidir. Yoksa sen onu beğenmez misin? Bunu beğenmeyen kişi de kim ola ya? Tanımıyorum, estağfurullah. Benim adım Hüseyin, kusura bakmayın, tanıtmadım kendimi. Ben bizimkilerle göç ediyordum. Yolumu kaybettim, yürü yürü buralara kadar gelmişim vallahi. Katılın öyleyse bize. Hocamızın bilgeliğinin kapıları isteyen herkese açıktır. Hoş geldiniz evlatlarım. Hoş bulduk hocam. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Öpeyim. Neydi bu şimdi? Neden öptün elimi evlat? Ne bileyim, biz de bilgenin, hocanın, büyüğün eli öpülür gibisine. Nasıl yapıyoruz? Alttan giriyorum. Böyle öp onu. Bir kere öpmen yetiyor. Amak değil öpmek. Öp, alnına koy. Oldu. Evet. Ben de deneyimliyim. Allah. Dışarı üstünü öp. Üstünü. Öp, evet. Alnına koy. Evet. Hı. Hmm. Üstünü. Öp, alnına koy. Aa, bakın. Ne kadar güzel değil mi? Bu kadar basit. Şimdiki Atina'da gençler büyüklerine pek bir saygı göstermiyorlar çocuklar. Belli ki buralardan değilsin evlat. Çok uzaklardan geldim hocam. Vallahi yolumu kaybettim, kendimi burada buldum. Belki de yol seni kaybetmiştir. Burada olan hep sendin. Yok ya, ben yürüyordum. Neyse tamam, buyurun geçin. Başlayalım dersimize. Evet. Ya... Hocam derse başlamadan evvel bir iki lokma bir şey varsa yiyeyim. Ben günlerdir boğazımdan bir şey geçmedi vallahi, çok açım. İnsanlar her zaman her yerde acıkmışlardır. Ama her zaman her yerde erdemli olamamışlardır. Vallahi harika, çok güzel söylediniz hocam. Böyle yemiş meyve gibi bir şey de olur bana. Değersiz insanlar yemek ve içmek için yaşarlar. Değerli insanlar yaşamak için yer ve içerler. Vallahi ne güzel söylediniz. Çok değil, 2-3 tane zeytin gibisine de olur yani bana. Aç ya da tok olmak değil asıl ihtiyacımız. Bilgi ve erdem doyurur bizi. Hocam verecekseniz bir şey verin, bu öğüt möğüt bu. Vallahi ders diyorsun, derse de dinleyemem. Acı acına kafam da almaz vallahi, aç ayı oynamaz ha. Aç ayı oynamaz. Mükemmel bir söz. Ya bu ne dersek millet böyle amınım amın diye. Açım diyorum ya, karnım aç. Yok mu bir şey? Onu anladım. Hanım, bize yemek mek bir şeyler getirir misin? Ne? Yemeklik bir şeyler mi? Lan! Zahmettin bir de seni doyuracağım şimdi. Nasıl konuşma hanım? Onlar benim öğrencilerim. Öğrencilerim? Yeter lan, yeter. Onların anası babası değil. Git biraz da onların bahçesinde ders ver. Yemekmiş, yemek getirecek. Öyle mi? Al sana yemek. Al da benden bu kadar. Alo, bu neymiş aga? Ben hayatta evlenmem ha. Evlenin çocuklar, evlenin. Eşiniz iyi ise mutlu, eşiniz kötü ise filozof olursunuz. Hocam, nasıl böyle her şeyle zekice başa çıkabiliyorsunuz? Tıpkı biraz önce eşinize yaptığınız gibi. Değil mi? Onun karşısında evet. Sessiz sedasız durdunuz ve hiç konuşmadınız. Onu şiddetiyle baş başa bıraktınız. Tıpkı bir ayna oldunuz. Yok lan, bayağı bildiğin kılıbık oldu.
Bakın bir sürü şey söyledi, hiçbir şey cevap buna veremedi. Şimdi Hüseyin'e kendi yöntemimle cevap vereceğim çocuklar. Hayır, arkadaşlar not alın, Sokratik yöntem geliyor. Evet. Evet Hüseyin, cevap ver bakayım. Sana göre ben bir kılıbığım, öyle mi? Vallahi hocam kusura bakma da bayraklısından yani. Önde gideninden gibi. Yani bu evde hep onun sözü geçiyor ve asla onun sözünden çıkmıyorum, değil mi? Evet. Ben onun sözünden çıkmadığım için karım bu evde daima mutlu, değil mi? Evet. Eğer onun sözünü dinlemeseydim, işler onun için yolunda gitmeseydi, o zaman karım mutsuz olurdu, öyle mi? Evet. Az önce gördüğün kadın mutsuz ve öfkeli değil miydi? Evet. Demek ki mutsuz ve öfkeli ise onun sözünü dinlemiyorum. İşte bu da benim kılıbık olmadığımın ispatı çocuğum. Ya tabii ya! Tabii ya! Ya bırak Allah'ını seversen hocam, laga luga yapıyorsun. Kadın sen bir kamyon dolusu laf etti. Koydu çuvala, bir sağa vurdu, sola vurdu. Gelmişsin bana yok öyle değil de böyle de bilmem. Senin bu sorgulayan ve eleştiren yanını sevdim. Evet çocuklar, biz de bize kendi doğrularını kabul ettirmeye çalışan insanlara ve yöneticilere her zaman inatla eleştirilerimizi sunucuyuz çocuklar. Bir dakika hocam, öyle yönetim eleştirmek, bir dakika sakin olun, bende öyle şeyler yok ha. Beyler bu yolda yol değil ya, siz bugün peşinden giderseniz başınız belaya girer. Bana bakın gençler, Sparta soğuktur ha. Görüyorsunuz değil mi evlatlarım? Geldiği yerde onu nasıl da korkutmuşlar. Evet, bilgiyi, doğruluğu, erdemi nasıl da baskı altına almışlar. O yüzden de şimdi ikinci dersimize geçeceğiz. Evet çocuklar, şimdi bu iskemlenin olmadığını bana ispatlayın. Hangi iskemle? Şunu diyor lan. Hangi iskemle? Aa, şu iskemle. Orada bir iskemle yok ki. Oğlum beni delirtecek misiniz? Daha şurada iskemle var ya. Bu iskemleyi diyor lan. Biz görmüyoruz Hüseyin. Şimdi Hüseyin, hocamız bizden iskemlenin olmadığının ispatını istedi. Platon da bunu ispat etti. Oğlum la burada ya iskemle. Aa, burada duruyor ya, bu iskemlenin olmadığını mı söylüyorsun sen bana? Aa, burada duruyor iskemle. Hocası demiş. Hoca sana Olimpos'tan atla, at. Ben adamın asam bak sinirlerim var. Kesme. Aa, burada duruyor ya bu iskemle. Hocamız iskemle yok diyorsa yoktur. Yok diyorsa yoktur, öyle mi? Evet. Sen yok dedin diye bu iskemle de yok, öyle mi? Evet, o iskemle yok. O zaman misal bu tokat da yok. Evet, yok. O zaman bu da yok. Hiç olmadı. O zaman bunun da olmadığını söyleyebiliriz. Evet, olmadı. O zaman bu hiç yaşanmadı. Evet, yaşanmadı. Peki buna ne diyorsun? Var lan, var! Aa! Çenem çıkıyordu ya. Demek ki ben de bir şekilde bu tokadın varlığını ispat ettim. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Hüseyin'in bu tokat gibi cevabı son derece doğru ve yerinde. Neden? Çünkü ben sizin öğretmeniniz olduğum için ve bu dersi yönettiğim için sorgusuz sualsiz bu iskemlenin olmadığını kabul ettiniz. Ama Hüseyin ne yaptı? İktidara karşı çıktı. Direndi, mücadele verdi. Hocam bir dakika bak, lafı sürekli eviriyorsun, çeviriyorsun, bana getiriyorsun. Direndi, mirendi, bende yok öyle şeyler ha. Bir yarım ekmek beni yiyip gideceğim ya. Hala burada mısınız siz? Vah! Bana bak Sokrat Efendi, bugün pazar günü, kiler bomboş. Akşama benden yemeklik bir şey istersen eğer kilerin boş olduğunu çok güzel ispat edeceğim sana. Ders bitsin, gideceğim hayatım. Çabuk bitir dersi. Çabuk bitir, yoksa sana hayatın boyunca unutamayacağım bir ders vereceğim. Kendi aklı varmış gibi bir de millete akıl veriyor ya! hocam, kılıbık değilim diyordum. Usta bir binici olmak için
en huysuz atı idare edebilmen gerekir evlat. İki tane süslü laf, konuyu kapat. Bu işte usta sıra bordayım. Neyse çocuklar, geçelim şimdi son dersimize. Dersi de bugün çok fazla uzatmayalım. Çünkü hava çok güzel, burada tıkılıp kalmayın. Hocam iskemle. Şamarı yiyince görmeye başladı iskemle. Evet çocuklar. Balıkların ayakkabı olmadığına dair o ispat için bir yıldır düşünüyordunuz. Ve size daha önce de söylemiştim. Bu bilgi sizin içinizde var. Bunu doğurabilen var mı içinizde? Hocam ben bir yıldır gece gündüz düşünüyorum ama yok, çıkmadı. Hocam ben tuvalette bile düşünüyorum. Gece gündüz düşünüyorum ama balıkların ayakkabı olmadığının ispatını bulamadım. Ben başka ülkelerde gezdim. Türlü alimlerle konuştum yine de ayakkabının balık olmadığını ispatlayacak bir şey bulamadım. Ne dönüyor lan burada? Bakın, ben bir bilgi ebesiyim. Ve bu bilgiyi sizden doğurtabilirim. Hadi buyur. Şimdi üç aşamada balıkların ayakkabı olmadığını size ispatlayacağım. Bir balık elbise midir, giyilebilir mi? Hayır değildir. İki, peki ya ayakkabı bir elbise midir, giyilebilir mi? Evet, öyledir. Demek ki balıklar ayakkabı değildir. Bu da üçüncü aşama. Ya, tam. Çok iyi. Çok iyi. Bravo. Siz madde mi kullanıyorsunuz? Adam ayakkabı balık değil falan diye bilgi kesme. Bu normal mi ya? Hüseyinciğim, bu bilgi senin içinde de var. İstersen bu bilgiyi senden doğurtabilirim bir ebe gibi. Hocam ben böyle bilginin ebesini sorgularım. Artık sizin de aklınızı sorgulamaya başladım. Pek güven vermiyorsunuz artık bana sanki. Yani sen benim bir şey bilmediğimi mi söylüyorsun? Yani bilmiyorum, şüphelenmeye başladım artık ufak ufak. Bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğim. Lan adam ben hiçbir şey bilmiyorum diye siz bu nasıl olabilir ya? Ya hocam şunlara iki kılıç sallamayı, bir ok atmayı öğretsek daha çok fayda sağlar. Vallahi izin verin öğreteyim ya. Hüseyinciğim işte yöneticilerimiz de aynı senin gibi bütün sorunları okla, yayla, kılıçla çözmeye çalıştıkları için Atina bu halde. Ama merak etme, bir gün gelecekte haklılığımız ortaya çıkacak. Ya bırak Allah'ını seversen hocam, sürekli yani felsefe yapıyorsun sen de. Bak bu çocukların da başını yakacaksın. Arkadaşlar sizi uyarıyorum, bakın bu yol değil. Hocam sen de bak tehlikeli havuzlarda yüzüyorsun. Sizin kelleler de tehlikede bu yolda giderseniz. Benden sansız sorulmaz. Sen hala burada mısın? Ben sana ne dedim? Ne dedim ben sana pazara gidecek demedim mi? Gel buraya. Gel buraya. Gel babamda çiçeklere. Sen ne biçim adamsın lan? Hayatımı kararttın benim be. Karımın gök gürültüsünden sonra muhakkak yağmur yağar. Hala kelime şov, pes. Neyse çocuklar, bugünkü dersi burada bitirelim. Ha? Değil mi? Ama bundan sonra derslerimizi başka bir yerde yapalım. Bu sıcak da bunalttı beni. Kesinlikle başka yerde yapalım. Tabii tabii, doğru. Sıcaktan canım. Sıcaktan olur. Devlet dedi, sistem dedi, ensesinde bitti. Hocam sana haberim var. Haber deyince. Size üç filtre kuralını öğreteceğim. Size biri haber vereceği zaman muhakkak bu üç filtre kuralından yararlanın. Hocam dersin sırası değil, bak zaman yok. Eğer ihtiyacın varsa zaman her zaman var. Şimdi çocuklar, birinci filtre. Bu bana vereceğin bilgi gerçek mi? Bence bayağı gerçek. Peki bu ikinci filtrede bu bilgi benim için iyi mi? Vallahi pek iyi olduğunu söyleyemem. Peki bu bilgi benim işime yarayacak mı? Bence yarayacak. Bence dedin, göreceli. Hocam bak, lejyon diyorum, lejyon. Sokrates, Atina gençlerini yozlaştırdığın için seni gözaltına alıyorum. Benimle gidiyorsun. Niye daha önce söylemiyoruz lan? Ders vereceğim, ders vereceğim. Konuşturmuyorsun ki adamı iki dakika. Hadi. Bir saniye. Çocuklar, etrafınıza, herkese anlatın. Bu sistem çökmüş. Ve bu politikalar yüzünden Atina bu halde. Atina uyuşmuş bir at ve ben de onu uyandıracak bir at sineğiyim.
O kadar dedim yapma diye işte bak. Ne oldu? Bunun sonu bu. Anladın mı? Asıl onlar istedi diye düşünmezsek o zaman hapsolmuş oluruz. Hiçbir düşünce parmaklıklar ardında olmamalı. Hadi gidelim arkadaşlar hocamızın arkasından. Siz de burada rahatınız ve konfor alanınızda boş boş oturun. Sen de anca boş boş konuş. Lan! Nerede benim adam? Vallahi seninkileri lejyon götürdü abi. Deme! Gitti erkeği! Vallahi ben de o kadar uyardım ha. Ama ben dedim ona çok konuşuyorsun götürürler dedi. Yenge o değil de bir yer mekmek neyin bir şey yok mu ya? Açlıktan ölüyorum bir şey versin de gideyim ben ya. Lan! Benim erkeğimi götürmüşler sen hala ekmek derdin. Delisin de sen. Bence adam kurtuldu.